Günaydın. Günaydın. Ceylin. Özge, günaydın. Allah aşkına bana bir kahve yapar mısın? Sert duble olsun. Sen geç, ben hemen yaptırırım. Tamam. Elektriği çarpıyor, açarım. Tamam Yeşimcik, sen bunların hepsinden iki nüsha yap. Tamamdır. Dosyada bulunsun. Tamam, hemen yaptırırım. Günaydın ortak. Günaydın, günaydın. Kahve içmem lazım. Özge yapıyor şu an, konuşamam. Boş ver sen onu. Gel sana odamda espresso ikram edeyim alasından. Hadi geleyim. Sert duble olsun. Aa, akşamdan mı kaldın sen? Akşamdan kaldım ben. Ne var yani? Ben de kalamaz mıyım akşamdan? Hep bensiz, hep bensiz. Sen gelmeden 5 dakika önce çıktım Meltem. Hadi ya, göremedim. Nasıl peki? Atilla için korkuyor tabii. Annesi de perişanmış. Ama rahatlattım, iyi durumda izledim. İyi yapmışsın. Zavallılar ya. Ay, insan düşününce bile kötü oluyor. Bakalım şu rapor çıksın bir hele. Belki ceza sorumluluğu yok diyecekler. Belli mi olur? Umarım. Gel. Hastaneden Sezai Bey'in tazminatına ilişkin sulh sözleşmesi geldi. Alayım ben onu. Hop, aldım. Ya ben de baksaydım, son toplantılara katılmadım. Ya bakarız canım bir ara. Hem bütün davalarımıza aynı anda girişmeyelim yani. Kim bilir kaç sayfa şöyle olsun böyle olsun dediler, tonla itiraz ettiler. Savuşturdum ama püskürttüm hepsini. Başka bir şey var mı Dilek abi? Sağ ol Özgeciğim. Neyse ya, ben de kalkayım, bir kendime geleyim, toparlanayım. Kahve için sağ ol. Ne demek, her zaman beklerim. Ceylin'cim çıkıyor musun? Sen de geliyorsun, adliyeye geçiyoruz. Ilgaz Yiğit'in ailesinin ifadesini yeniden alacakmış. Of, yani doyamadılar ifadelere, sormalara. Dün gece emniyet, bugün adliye, hele Bay Kocan zaten heyheyleri üstünde yorar insanı. Yekta'cığım, sen yaşlandıkça daha da mı huysuz oluyorsun acaba? Yani yaş aldıkça desek daha şık olur. Ha? Ayrıca gidip geldikçe kim bilir yani bu karbon ayak izimiz nice oluyor bu trafikte. Sinir de cabası yani. Ay, hadi Allah aşkına yürü, yolda yaparsın felsefeni ya. Midem kötü zaten. Tamam, geliyorum, geliyorum. Ya siz hiç merak etmeyin. Ben kendi dosyam gibi ilgileneceğim. Tabii tabii, gözünüz arkada kalmasın. Anlaşmaya verilen bedenin tamamı olan toplam 10 milyon. Ta, of Yekta ya, of Yekta ya. Thank you.
Ceylin Hanım, Yekta Bey kendi aracıyla çıktı az önce. Size haber vermemi istedi. Tamam. Geç lütfen. Ne oluyor ya? Asıl sana ne oluyor Ceylin? Ha? Var bir derdin? Konuşalım, çözelim. Sözleşmeyi gördüm. 5 milyona değil 10 milyona anlaşmışsın. Hiç bana öyle bakma. Girdim içeri baktım. Evet yaptım. İnkar etmeyeceğim. Küçük bir oyun oynadım. Sonuçta da herkes mutlu. Ayrıca her zaman yaptığım şey. Hani yapmıyorduk böyle şeyler? Hani açıktık, dürüsttük, değişmiştik. Ya değiştik de kökten kazıyıp attık mı kendimizi Ceylin? Olduğu kadar. Ola bu kadar. Ben hala içimde bir yerde karanlık gölgemi sürüklüyorum. Aynı senin gibi. Ben seni, sen beni en çok da kendimizi kandırıyoruz. Evet bir çabamız var. Takdire şayan bir çaba. Doğruyu seçme hevesi. Zorunlu dürüstlük. Ama yüzeysel. Derinlerde, dipte hala aynı kişileriz. Ya bir de arkamdan odama girip dosyaya bakmak ne demek Ceylin ya? Ha? Üzdün ama. Ilgaz'a kızdığın şeyden ne farkın var? Çok farkı var. Şüphelendim ve haklı çıktım. Ilgaz haklı değil miydi Ceylin? Yapma. O sormasa bahsedecek miydin Fırat'ın eski sevgilini olduğunu? Ay biraz daha bu soruyu duyarsam gerçekten çığlık atacağım. E söyle o zaman Ceylin. Cevap ver, kurtul. Huzur bul. Bırak bu tam dürüst, hep dürüst ayaklarını. Ilgaz anlamasa, eski bilgileri birleştirip çözmese söyleyecek miydin? Gereksiz bilgi yüktür. Boşu boşuna gerilim. Şu an olduğu gibi. Hayır şimdi öğrendi de ne oldu? Fırat'la bana dosyayı zehredecek. Cevap bu değil Ceylin, cevap ver. Allah Allah, niye kimse cevabımı beğenmiyor benim ya? Doğru olmadığı için olabilir mi? Cevap ver Ceylin. Söyleyecek miydin? Söylemeyecektim. Oldu mu? Saklayacaktım. İşte gerçek bu Ceylin'cim. İçimizdeki yalancılar sahneye ışık altına çıkmasa da hala içimizde. Sır seviyoruz. Saklamayı, idare etmeyi, oyun oynamayı, gizlenmeyi. Ben gerçeğimi seviyorum. Kaçmıyorum. Tavsiye ederim.